Herkese merhaba. Yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Değerli arkadaşlar bir önceki videomuzda ateşleme sisteminden bahsetmiştik. İzlemeyen arkadaşlar hemen şu anda yukarıda çıkan karta tıklayıp izleyebilirler. Şu an ise yakıt sisteminden bahsedeceğiz. Sınav odaklı gideceğiz. Konu anlatım şeklinde gideceğiz. Daha sonra da 15 tane en çok sınavlarımıza çıkan yakıt sistemi ile alakalı soruları çözeceğiz ve pekiştirmiş olacağız. Son sorumuzun cevabını da yine sizlerden bekliyor olacağız. Şimdi aracın deposuna bulunan yakıtı yani benzin, LPG, mazot yani motorin işte bunu motora getirmekte yakıt sisteminin görevi ve silindirdeki yanma odalarına göndermekti. Benzinli motorlarda yakıt sistemine bakacağız. Birazdan da dizel motorlarda yakıt sistemine bakacağız. Şimdi benzinli motorlardayız. Benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevi şuydu. Silindire yakıt hava karışımı göndermekti ve buji ile ateşlemeli motorlardı. Şu anki gördükleriniz parçaları yakıt tabusu, yakıt fitresi, yakıt pompası, hava fitresi, kabratör. Birazdan bunlara bakacağız. Hemen başlayalım. Yakıt deposu resimlerini de ekledim. Yakıtın yani benzinin depolan, depolandığı yere biz yakıt deposu diyoruz. Bunu da sınavda sorabiliyorlardı. Yakıt fitresi dediğim gibi altına çizdiğim ve yıldızladığım yerler sınav odaklı önemli olacak. Yakıtı temizlerde yakıt filtresi. Kabratöre giden yakıtı temizliyordu. Periyodik aralıklarla da yenisiyle değiştirilmeliydi. Yakıt kirli ise yani pisse ve tıkalı ise motor düzensiz ve tekleyerek çalışıyordu. Hiç merak etmeyin motorda zorlandığınızı biliyorum. Birazdan soruları çözeceğiz, pekiştireceğiz. Hava filtresindeyim. Şu anki görseli de görüyorsunuz. Silindire giren havayı temizler. veya işte sınav tabiri. Motora giren havayı temizlerdi hava filtresi. Ve hava filtresi kirlense, tıkalı ise yeterli hava giremeyeceğinden normal yanma olmazdı. Motorun gücü azalırdı ve yakıt sarfiyatı artardı. İşte bunlar bizim için birer sınav sorusuydu ve zengin karışımla çalışırdı. Yakıttan tasarruf edebilmek için hava filtresini temizlemek gerekirdi. Hava filtresi ise motor nasıl karışımla çalışır derdi milletim zengin karışımla diyoruz. Hava hücresinin temizlenmesinde ne kullanılır diyordu? Basınçlı hava kullanılır diyoruz. Ve karbüratör var. Yine resimlerini ekledim. Benzin ile havanın karışıp sıkıştığı bir parçaydı. Yanma için gerekli olan 1 bölü 15 oranındaki benzin hava karışımını hazırlardı. Ve jikle devresi. Kışın soğuk havalarda silindire yakıtın fazla havanın az girmesini sağlayarak motorun kolay çalışmasını sağlardı. Jikle çekili unutulup bir süre gidilecek olursa da araç fazla yakıt tüketirdi. Ve şimdi geldik dizel motorlarda yakıt sistemine ya yine şu anki gördüğünüz parçalarda önemli birazdan değineceğiz. Dizel motorlardan e, dizel motorların yakıtı mazot yani motorinde. Benzinli araçların yakıtı neydi? Benzinde. Ve enjektör diyoruz 4 zamanlı dizel motorda emme zamanında silindire sadece hava emilirdi. Unutmayın bunu sınav sorusudur. Ve sıkıştırma zamanında da hava pistonla sıkıştırılıyordu. Ve enjektörlerin görevine geldiğimiz zaman silindir içerisindeki sıkıştırılmış havanın üzerine motorun püskürtmekle işte görevi böylece sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile yanma sağlanmış oluyordu. Kızdırma ısıtma bujesi şu anki gördüğümüz bujdan bahsediyoruz. Ön ısıtma bujileri soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtarak motorun kolay çalışmasını sağlardı. Sadece dizel araçlarda bulunan bir göstergemizdi ve dizel motorlu araçlarda marşa basmadan önce gösterge panelinde şu anki gördüğümüz kızdırma bujisi lambasının sönmesi beklenirdi. Ve yakıt göstergesi yine şu anda gördüğünüz gibi depodaki yakıt miktarını gösterirdi. yakıt göstergesi. Altını çizdim yerler önemli. Ve yakıt sisteminde rolant ayarı yapılırdı. Hangi ayar yapıldığını sorarlardı. Rolant ayarı derdik. Rolant ayarı yüksek olan araçta yakıt tüketimi fazla olurdu. Ve doğru bir rolant ayarı için motor normal çalışma sıcaklığında olacaktı. Araçlarda yakıt tasarrufuna da bakalım. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aa, oradakilerin hepsi önemli bizim için. Hava filtresini temizlememiz gerekirdi. Eskimiş bujileri değiştirmemiz gerekirdi. Aracın hızına uygun viteste gitmemiz gerekirdi. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmamız ve lastiklerin havasının normal ayarda yani normal derde olmasına dikkat etmemiz gerekirdi. Tavsiye edilmeyen araç lastiklerini Kullanmayacaktık çünkü biz yakıt tasarrufu sağlamak istiyoruz ve fazla hızdan yani yüksek devirden de kaçınmamız gerekecekti. İşte biz bunları yaparsak eğer ya, yakıt tasarrufu sağlamış olurduk. Şimdi LPG'li motorlarda yakıt sistemine bakalım. LPG buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılıyor. Bakın buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılıyordu. Diğer motorlardan üstünlüğü çevreyi kiletme oranın daha düşük olmasıydı. Dezavantajı motor performansını bir miktar düşürürdü ve LPG'li araçların sınav tabiyle söylüyoruz bunu kapalı alanlara park etmesi yasaktı. Şimdi konu anlatım bitti. Hemen 15 tane soru çözelim ve pekiştirelim. Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması aracın benzininin bir bitmek üzere olduğunu gösterir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Aracımızdaki o yakıtın o benzinin bitmek üzere olduğunu gösterirdi. Yani düşük yakıt seviyesiydi. A şıkkı şarj ikaz eksi artı şeklindeydi zaten. B şıkkı arka cam restansı diyorduk biz. D şıkkı yağ lambası şeklindeydi. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlamak için yapılır? Yağ filtresinin temizlenmesi, benzin filtresinin temizlenmesi, hava filtresinin temizlenmesi, radyatörün temizlenmesi. Doğru cevabımız C şıkkı hava filtresinin temizlenmesi olacaktı. Peki başka neler vardı hemen hatırlayalım. Eskimiş bujiler vardı mı onları değiştirmemiz gerekiyordu. Aracımızın hızına uygun viteste gitmemiz gerekiyordu. Çünkü biz tasarruf sağlamak istiyorduk. Aynı duruş ve kalkışlar yapmayacaktık, kaçınacaktık. Lastikler önemli demiştik. Lastiklerin havasının normal değerde olması dikkat edeceğiz demiştik. Biz bunları yaparsak yakıt tasarrufu sağlarız demiştik. Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler? Bazı filtresi hava filtresi, yağ filtresi, su filtresi. Doğru cevabımız B şıkkı hava filtresi olacaktı. Silindire giren havayı ne temizliyor? Hava filtresi. Motora giren havayı ne temizliyor? Hava filtresi. Yukarıdakilerden hangileri hava filtresinin görevlerindendir? Silindire giren havayı tozlardan arındırmak, silindire alınan havanın ses yapmasını engellemek, Silindire alınan yakıtı toz ve pislikten arındırmak. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. A şıkkı yalnız 1 olacaktı. hava filtresini sordu. Havayı tozlardan arındırmak değil mi filtrenin görevi? Ses yapması engellemek değildi. Silindire alınan yakıt diyor. Bakın yakıt değil hava lazım olacak bize. Motorda alınan hava içerisinde toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler? Emni manifoldu, hava filtresi, karbüratör, emes baba. Doğru cevabımız E şıkkı hava filtresi olacaktı toz ve kum zerrelerini temizlerdi. Hangisi yakıt filtresinin görevidir? Motora giren havayı temizlemek, motor yağını temizlemek, motora giden yakıtı temizlemek, yakıtı enjektörlere göndermek. Doğru cevabımız C şıkkı yakıt filtresinin görevi motora giden yakıtı temizlemekti. Aşağıdakilerden hangisi aracın belli mesafede gidebileceği kadar yakıtın bulundurulmasına yarar? Yakıt deposu, bagaj, tar, torpido. Doğru cevabımız A şıkkı yakıt deposu olacak. Aracın belli mesafede gidebileceği kadar yakıtın bulundurulmasına yarayan parçaya yakıt deposu diyoruz. Hatta görselinde de varmıştık. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçlar kapalı park alanlarına park edilemez. LPG, motorin, benzin, gaz yağı. Doğru cevabımız. Aşık, LPG'li araçlar kapalı toparkı kabul edilmiyor. Bunu tamamen sınav söylüyoruz. Hava filtresinin tıkalı olması motorun çalışmasına nasıl etkiler? Az yakıt yakar, fazla yakıt yakar, fazla yağ yakar, az yağ yakar. Doğru cevabımız B şık olacak hava filtresi tıkalıysa motorun çalışması nasıl oluyordu? Olumsuz olarak etkileniyordu değil mi? Yani fazla yakıt yakardı. Ha orada e, olumsuz olarak etkilendiğini de söyleyebilir ışıklarda o yüzden onu söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi karbüratöre girecek havanın temizlenmesine görev yapar? Şikle devresi, hava filtresi, eme manifoldu, egzoz manifoldu. Doğru cevabımız B şıkkı hava filtresi görev yapardı. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? Aynı duruş kalkış yapmak, devamlı düşük vites ile gitmek, devamlı büyük vites ile gitmek, anne duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Doğru cevabımız D yakı aynı duruş ve kalkış yapmıyorum. Bakın kaçınıyorum değil mi? O zaman yakıt tasarrufu sağlarım. Ama bu söylediklerimizin tam tersini yaparsak, aynı duruş ve kalkıştan kaçınmaz yaparsam, devamlı düşük vites, devamlı büyük vites ile gidersem, işte o zaman benim yakıt tüketimim artar. Aşağıdakilerden hangisi motorlarda yakıt sisteminin görevidir? Diferansiyel benzin hava karışımı göndermek, silindire benzin hava karışımı göndermek, diferansiyel yağ karışımı göndermek, silindire yağ karışımı göndermek. Doğru cevabımız B şıkkı silindire benzin hava karışımı göndermekte. Yakıt göstergesindeki kırmızı ışık yanınca ne olur? Motor stop eder, 30-50 kilometre daha yol gider, 100 kilometre daha yol gider, motor şarj etmez. Doğru cevabımız B yakıt göstergemiz yandı. Yani yakıtımız azaldı değil mi? Hemen durmamızı gerektirecek bir durum yok burada. 30-50 km daha yol gidecektir aracımız. Ve en yakın istasyonda da benzin almanızda ya da yakıta, yakıt, yakıt almanızda fayda var. Dizelse mazot motorin alıyoruz. Aracımız benzinliyse benzin alıyoruz. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle ne püskürtülür? Su baharı, antifriz, hidrolik yağ, motorin. Doğru cevabımız D şıkkı motorin olacaktı. Bakın dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine ne püskürtülüyor? Motorin püskürtülüyor. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? Fakir, zengin, normal, az yakıtlı. Doğru cevabımız B şıkkı zengin karışımla çalışacaktı ve şimdi geldik son sorumuza. Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyoruz. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır? sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme, sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme, sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme, sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme. 15. sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Diğer motor ile alakalı sorular ve konu anlatımı için hemen aşağıda ilk yorumda link bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz veya oynatma listemizden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.